Canan Tosun denen şahıs yaklaşık bir aydır bu iş yerine girmiş, çalışmaya girmiştir iş yerine. Ancak burası 24 saatlik bir çalışma merkezi olduğu için 12 saat Fatih uygun duruyor, geceleri Fatih uygun duruyor. Gündüzlere de diğer iş ortakları ve iş arkadaşları duruyor. Ancak yaklaşık bir 15 gündür Fatih Uygun'a içerideki çalışanlardan hep şikayet geliyordu. Yani bu kadının iş yerinde olumsuz davranışlarından dolayı, işte iş yerinde çalışan diğer çalışanlarına mobbing uyguladığından dolayı Fatih Uygun da bunun işine son vermiş. Şimdi bu iş yeri kaç ortaklı? İki ortaklı efendim. İki. Şimdi tutuklanan arkadaş var. Diğer ortak kim? Diğer ortak babası. Babası mı? Babası evet. Ha. Fatih Bey ve babası mı ortak? Fatih Bey babası. Tamam. Yani, şimdi ben duyduğumu söyleyeyim. Bu hanımın diğer ortakla, babası diyorsunuz, bir yakın işe girmesi dışında ilişkisi, iletişimi olduğu için bundan mütevellit yüz aldığından iş yerindeki hal ve tavırları rahatsız edici boyuta evet, geliyor. Aynen öyle. Aynen değil mi? Evet. Evet. Olayın yaşandığı gün kameralardan bakıyor Fatih Uygun. Bu şahıs tekrar iş yerine geliyor. Fatih Uygun aynı dakika jandarmayı arıyor. Kendi arıyor jandarmayı. Diyor ki ben bu şahsın işine son verdiğim halde benim iş yerimi terk etmiyor. Daha sonrasında bu Canan Tosun Fatih Uygun'a zarar vermek maksadıyla kameranın almadığı bir açıda makas sallıyor. Makası Canan Hanım sallıyor. Orada bir boğuşma sırasında, yani boğuşma dediğim, Canan Tosun'un elinden makası Fatih Uygun alıyor. Devamında yine de Turan Bey, yine de özür dilerim lafınızı kestim. Her şeye rağmen bir kadının üzerine şu arabayı bakın, şu an görüntüde var. Bir saniye, o arabayı sürüp kadını öldürmeye kalkışmak, bu ne kadar ne anlatırsanız anlatın doğru değil. Turan'cığım, bir şey sorabilir miyim? Evet. Fatih'in babası bekar mı şu an? Evli. Evli. Ya o konular ailevi konular. Biz oraya o konulara hiç girmeyeyim dedim ama. Mevzular belli oldu. Elinden alıyor, diyor ki terk et burayı diyor. Oradan gönderiyor Canan Tosun'u. Bir bakıyor ki aşağı atölyeye giriyor. Yani muhasebe kısmından aşağı kısma geliyor. Aşağı kısma geliyor, hani orada da yani kovalıyor. Diyor ben seni gönderiyorum, sen niye gitmiyorsun, bırakın gitsin. 300 bin TL karşılığında Canan Tosun bir özür videosu yayınlayacakmış. Biz de dedik ki konu yargıda, zaten bizim elimizde belgeler, videolar var. Bu Canan Tosun zamanında çalıştığı iş yerlerinde bazı çalışanlarına işte bıçakla saldırmış, bunun suç kaydı var. Kendi kişisel fikrimi söyleyeyim mi? Buradaki tüm kabahatli ve müsebbim kim? Söyle. Ya o konulara girmek istemiyorum. Ama işte abi. O konular yüzünden oluyor. Maalesef baba. Yani... Kız kardeşime tehdit mesajları geliyor. Nasihat mesajları geliyor. Biz kız kardeşim Marmara Adası'nda oturuyordu. Biz can güvenliği yok diye yanımıza aldık, İstanbul'a getirdik. Keşke o mesajları ne ben okumuş olsaydım ne de bu olay yaşanmış olsaydı. Keşke bunların yani, hiçbirini biz de görmüyor olsaydık.